Merhaba 8. sınıf öğrencileri, ben Numan Hocam. Deneme 6 atom serisiyle karşınızdayım. Birinci soruyla başlayayım. Birinci soru uzun bir soru. Şöyle alayım soruyu, tam ekran yapayım. Yani ekranı sığdırayım. Bir sporcunun günlük enerji ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki kalori cetvelinin tablosunu kullanmaktadır. 100 gramlık hesaplarla verilmiş kilo kalorileri bu sporcunun yukarıdaki kalori cetveline göre kullanabileceği aşağıdaki gibi hazırlanmış beslenme paketleri verilmiştir. Bu sporcu günlük 1500 ila 1800 kalori arasında paket alması gerekmektedir. Yukarıdaki verilen paketlerden hangisi bu sporcunun günlük ihtiyacını karşılar? Hemen hızlıca dördüncü paketten başlayayım. Ben her zaman sondan başa doğru gitmeyi tercih ederim. A şıkkının doğru çıkma ihtimali düşük olduğuna dair. 200 gram dana eti kaç kalori yapar? Bakalım. 200 gram dana eti 223. Yalnız bunun 100'e karşılık geldiği için bunu 2 tane alacağım. Yani 223 eder bize 446. Devam. 300 buğday. Buğday 335. 3 ile çarparsam 900, 1005 yapar. Tamam. 100 gram yarım yağlı süt. O da 45. Topladığım zaman 16, 8, 9, 4, 1. Yani 1496. Çok az bir farkla kaçırdı. Üçüncü paket. 200 gram kuzu eti. Koyun eti. 310'u 2 ile çarparsam 620 artı 300 pirinç. Pirinç 363. 3 ile çarparsam 900. 1080. 1089. 1089. Evet. Devam ediyorum. 200 gram yağlı süt 90. Yani bir tanesi 45. 90. Topladığım zaman 9. 10. Evet, şöyle yanlış toplamayayım. Şey, özür. 99. Evet, 6, 16, bir derdi 17, 1799. Yani üçüncü paket bizim işimizi görür. İkinci soru. A sayısı 7 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre n kaçtır? 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 10 şu şekilde çıkar. Şurada 2 iz olduğu, gizli 2 olduğunu unutmayalım. N bölü 2. 7 basamaklı olduğuna göre bir basamak burada var. 6 tane sıfır olması lazım. 6 sıfır olması için üstün 6 olması lazım. Yani n bölü 2'nin 6'ya eşit olması lazım. N eşittir 12. Dolayısıyla cevap Ceyhan. İkinci soruya gelelim. İkinci soru üçgenlerle şey üçüncü soru üçgenlerle alakalı bir soru. Merve ABC üçgenindeki bir kağıdı katlayarak AB kenarına ait kenarortay. Kenarortay çizmesi için buranın ortasını bulması lazım. Buranın ortasını bulması için B ile A'yı önce üst üste getirip orta noktayı tespit etmesi lazım. Orta noktayla da C'yi karşılıklı olarak kavurması lazım. Bu ifade hangi şıkta anlatılmış? D şıkkında anlatmış. A köşesi B köşesinin üstüne katlanıp kat çizgisi AB'yi kestiği noktayı C köşesiyle birlikte doğru parçasını çizerek demiş. Bu D şıkkıdır. Evet, kağıdımız önce ortadan ikiye, sonra tekrar ikiye katlanmış ve köşeden 2 kere 2 4 kesilmiş. O zaman her bir köşeden 4 kesilmiş hali olacaktır. Ne yapar? Kağıdımızdan x kareden 4'ün karesi kadar sayı çıkar. Bu da Bursa seçeneğinde mevcuttur. İlk sayfayı bitirdik. İkinci sayfaya geçelim hayırlısıyla. İkinci sayfayı okursak
Burada bir tane grafik verilmiş. Oyuncuların paylaştığı bilye sayısını gösteriyor. Bir süre sonra devran payını vazgeçmiş. Önce devranın ne kadar olduğunu bulalım. 120, 80, 70. 120, 80, 70 topladığımız zaman 270 yapar. 360'tan çıkarttığımızda 270'i 90 kalacaktır. Yani burası 90. Şimdi bunların her birinin bilye sayılarını şöyle sileyim. Orası bana lazım olacak aklıma geldi. Tamam, 90'ı bulduk. Şimdi bunların bilye sayılarını açılarıyla eşit verirsek, yani sonuçta yine bir daire grafiği istediği için 360'lık bir sayı elde etmek için. Devran payının %40'ını, devranın 90'ı var. %40'ı ne yapar? 40'la çarp, 100'e böl demektir. 100'e bölersem 2 sıfır gider, 36. Yani kime veriyor bunu? Arda'ya. Arda'nın 120 vardı. 36 daha kaldı. 156. Evet. Sonra Berfin'e ne kadar veriyor? Ona bakalım. %20. %40 36 ise %20 onun yarısıdır. 18 vermiştir. Berfin 80 de 18 daha alırsa 98 olur. Diyor ki Arda ile Berfin'in açıları arasındaki fark 156'dan 98'i çıkartır isem 16'dan çıktı 8, 14'ten çıktı 5, 0, 58 bilye açısı farkı olacaktır. Evet, eğim sorusu. Öncelikle şunlardan bir tanesini şöyle şuraya çizeyim ki 4'e 10'muş. Yani burada anlatılan bu. D'nin eğimi. Şuradan bir dik üçgen oluşturursa şu yüksekliğim şurası 4 olduğu için 6 kalır. Burası 10 olduğu için toplamda 14 olur. Yani eğim eşittir. Dikey kenarım 6, yatay kenarım 14. Sağa doğru yatık olduğu için artı. Sağa sola şöyle anlatılıyor. Siz şuradan bakarsanız burası size göre sol, burası sağ. Ne tarafa gidiyor sizin? Sağınıza doğru gidiyor. O yüzden artı. Sağ taraf 6, sol taraf eksi. 6 bölü 14 sadeleşirse 3 bölü 7 çıkacaktır. Doğru cevabımız Ceyhan. 7. soru. 7. soruyu eğer düzgün okumazsanız problem yaşarsınız. Buradaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. Şimdi bilmediklerimi, değeri yazılmayanları bulayım. 32, 64. Başka var mı? 81. Büyükten küçüğe doğru. En büyük 243. Şuraya sıralayayım. 243 büyüktür. 128 büyüktür. Evet, 81 büyüktür. Şunu da silelim de aldıklarımızı bilelim. 64 büyüktür. 32, 27. Şöyle aldıklarımı sileyim. 16 diye gidiyor. ABC sayılarını seçiyor. Rastgele büyükten küçüğe doğru sıralı ABC. Yani A en büyük, B ortanca ve C en küçük olacak şekilde seçiliyor ve A çarpı B bölü C 162 bulunuyor. Peki 162 2 çarpı 81 olduğu için öyle iki sayı seçmeliyim ki B gibi mesela sayı 81 olsun. A bölü C de 2 çıksın. Nereye seçersen benim işimi görür. Şu grubu seçersen benim işimi görür. Yani A 128, B 81, C de 64 seçilirse sadeleştiğinde 2 kalır. 2 çarpı 81'e ulaşılmış olur. C'yi soruyor. C'nin 64 olması gerekir. Evet, şöyle bakayım. A en büyük olacak. B ortanca olacak. C de en küçük olacak. Evet, doğru. Yanlış yapma ihtimaline karşı biraz duraksayıp kontrol ettim. Kusura bakmayın.
Yarıçapları R olan çemberlerin çevresi 2 pi R'dir. Bu bilgiyi verdikten sonra Emre bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor. 24 ve 45'lik iki farklı bisikleti aynı yolda deniyor. Aynı yolda denediği için yolun uzunluğu eşit olması lazım. Yani bu ikisinin okekler olması lazım. 2 pi R demek 2 çarpı 3 çarpı R'den 6 R demektir. Yani bununki 6 çarpı 24, bununki 6 çarpı 45. İkisinin ortak katı, şuraya okek yazsam görünür mü? Okek, yani ortak katlarını bulacağım. Her ikisinde 6 var. Altılar gitti. Her ikisi 3'e bölünür. 3'e bölersem 8, 3'e bölersem 15. 8 ve 15 aralarında nasıl olduğu için 8 ve 15'i aldık. 8 çarpı 15 120. 6 çarpı 3 118. Çarparsam bunu sorduğu için hemen çarpacağım. Şöyle bir yöntem yapabilirim. 18 2'ye bölerim 9. 122 katına çıkartırım 240. Çarptığımda 0, 6, 18, 21, 2160 metrelik bir yolda denemiş olabilir. 8. soruyu bitirdikten sonra 9'a geçeyim. 9'da diyor ki eğimin %40 olmasını istiyor. Yani dikeyin %40'a çıkarılmasını istiyor. Tamam, çok güzel. Verilenlere göre yüksekliği bilmiyorum. X bölü 60 eşittir 40 bölü 100. İçler dışlar yaparsam 6 kere 4 24 0 0 bölü 100'den sıfırlar gider. Direkt 24 çıkar. Şu an mevcut 12 var. 12 daha uzatmak lazım. Her bir krikoya bastığımızda 3 uzadığına göre 12 uzamayı 3'e böldüğümde 4 basma işlemiyle sağlanır ki bunun için de doğru cevap Bursa seçeneğidir. Evet. 10. soru. Son haber gazetesi ilk 40 kelimeyi 1,5 liradan, 40 kelimenin sonrasını 80 kuruştan basıyormuş. Yurttan haber gazetesi ise her bir kelimeyi 1 liraya basıyormuş. Yukarıdaki gazetelerden birine 50 kelimeden fazla olmak şartıyla en az kaç kelimelik bir ilan verirsek son haber gazetesi, yani farklı sayıda, yani bu gazete farklı ücret tarifesi uygulayan gazete daha ekonomik olmuş olur. O zaman bunun ekonomik olması için bunun fiyatının diğerinden daha az olması gerekiyor. Tamam. İlk 40 kelime için 1,5 lira ve sonraki 40'tan sonraki her kelime için de 0,8 lira alıyor. Bunun küçüktür. Evet, öbür taraf neydi? X'ti. Çarpı 1'di. Bunu açtığımızda 40 çarpı 1,5 60 yapar. 0,8'i dağıttığımızda 0,8x eksi 0,8 ile 40'ı çarptığımızda 32 yapar. Küçüktür 0 pardon, özür, 1x, yani x. Buradan 60'tan 32 çıkarılırsa 28 küçüktür. X'ten de 0,8x çıkarılırsa 0,2x yapar. 28'i 0,2'ye bölmek demek, şurada yap vereyim, şurada yapayım, 280'i 2'ye bölmek demektir 140. Yani 140 küçüktür x'ten. O halde kaçı seçmemiz lazım? 141 seçmemiz lazım. Bugün şöyle bir değişiklik yapacağız. İlk 10 soruyu önce çözeceğiz. Ayrı ayrı video haline getireceğiz. İkinci 10 soruyla birazdan devam edeceğim.